Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakın, bahçe takımımız kuruldu. Ben dün kamerayı hiç elime alamadım. O kadar yorulmuşuz ki artık biliyorsunuz ki 3-4 gündür yerleşmeye çalışıyoruz evimize. O yüzden dedim ki bir gün dinleneyim. Dinleneyim derken ben yine evdeki işlerimizi hallettim ama kamerayı almadım. Bahçe takımımız da dün kuruldu. Şimdilik böyle kıyıya doğru ittik. Çünkü camlarımız henüz daha takılmadı arkadaşlar. Buradaki düzenimizi az çok anlamış oldunuz şu anda. Masamız burada. Çok rahat ettik bu masayla. Bayağı bir güzel oldu hem masa hem köşe takımı. Boyutları da gayet ideal. Sonrasında birkaç tane böyle aksesuar taktık. Makramemi buraya taktım. Nazarköy'den aldığımız bu süsümüzü taktık. Çok güzel oldu. Bir de bu. Bu efsane güzel. Efsane. Dur çıngırdatayım şöyle bir. Yazlık gibi oldu burası. Caner'in de çalışma alanı burada ama tam olarak burayı düzenlemedik. Raflar ekledik iki tane. Aslında şuraya bir tane daha raf gelebilir, yani niş gibi oldu aslında bir nevi burası da. Dün camlarımız da geldi. Bakın bu alt kısmı. Bu alüminyum bölümü arkadaşlar. Alt kısmı bu. Evet. Bu taraf böyle olacak. Kapalı altı. Çünkü çocuklar düşer diye biz korktuk. Normalde sürgülü yaptıracak biliyorsunuz ki. Sürgülü olduğunda da yazın çok sıcak olur. Açarız komple sürgüyü. Hem kedi hem çocuklar derken yani çok telaş olacağını düşündüğümüzde altı sabit yaptırıp üstü katlanır olarak yaptırdık. Ama şu yan taraf sürgülü olacak. Oradan bu taraf sürgülü olacak arkadaşlar. Buradan bir merdiven açılacak. Ama bunların hepsinin yapılabilmesi için öncelikli olarak camlarımızın takılması gerekiyor. Bu arada camlar da şurada bakın. Yarın takılacakmış. Keşke bugün takılabilseydi ama işleri varmış. Camlar da sürpriz oldu yani. Bir gün öncesinden geldi ama bir güncük daha bekleyeceğiz. Takılmasını bekleyeceğiz. Düzenim de yavaş yavaş oldu sayılır ya arkadaşlar. Gelin şöyle bir gezdireyim sizlere. Bana demiştiniz ki Tuğba her şeyine ahşap aldın. Evi ahşap dolduracaksın. Anam açıyorum açıyorum kolileri. Koliler bitti. Ahşaplık ürün kalmadı. Bu var. Bu var. Bir de bunlar var ahşap. Başka hiçbir şey yok ki. Dediniz ki yani evin her yeri ahşap oldu Tuğba dedi. Olmadı yani bence. Nira için de alışveriş yaptım mini siteden. Onu da gösteririm şimdi, evin düzenini gösterdikten sonra sizlere. Şöyle kilerimizi göstereyim. Böyle deterjanlarımı yan tarafa aldım. Çok güzel oldu. Caner'in hırdavat malzemelerini buraya aldım. Bayağı bir içimize sindi. Ayakkabılığı zaten biliyorsunuz. Salonu göstereyim. Salonda böyle minimal. Mira Kuşan odasındaki oyuncaklar çok fazla. Ona bir oyuncak dolabı almamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Baksanıza çok fazla böyle oyuncak yığıntısı oldu burada. Şu karşı alana diyorum ki bir oyuncak dolabı alayım. Şuraya arkadaşlar bak. Evet, tam da buranın boyutlarına göre var internette. Olmazsa dışarıdan da bir bakarız. Toplar en azından buradaki yığıntıları. Çekmeceliler oluyor ya, onlardan istiyorum. Kalan eşyalarımızı da buraya bıraktık. Aslan'ın ürünleri var burada. Bavulum var, bebek arabası, pusetimiz. Böyle arta kalan perdelerimiz var. Luna ne yapıyorsun kız? Luna alıştı. Bahçeye de iniyor. Bahçeye iniyor arkadaşlar. Evet. Camlar takılmadığı için çok tedirginiz biz. Mira düşebilir, kedi kaçabilir. O yüzden geçenlerde bir baktım aşkım, normalde korkuyordu aşağıya inmeye. Çünkü dışarıya alışık olmayan bir kedi, başka bir kedi gördüğü zaman direkt kaçıyor. Evet. Ama dün bir gördüm bahçeye inmiş, çamaşırlarının altındaydı. Evet. Ama geri geliyor. Luna hadi eve gel diyorsun. Hemen geliyor. Hemen geliyor inşallah. Acaba alıştırsak mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Böyle dışarıya da alıştırsak mı, böyle bahçeye çıkıp geri gelmesine? Evet, kaçar mı ya? Kaçar mı acaba ya? Yok yok, alıştırmayalım. Camlar takıldığı çünkü zaman gitmesin ya. Luna değişik bir kedi arkadaşlar. Çok çok uysal bir kedi. Dışarıya çıktığı zaman farklı bir yerlere giderse eğer direkt böyle siner ve onu yakalarlar. Kaçmıyor çünkü. Kaçmıyor. Alırlar hemen kedimi. O yüzden dışarı alıştırmayalım. Ona çip taktırmayı planlıyorum arkadaşlar. Neredeyse hani öyle bir şey varmış galiba, tam olarak bilmiyorum. Ha. Yorumlarda yazmıştınız siz de. Evet. O çipi taktıralım, nerede olduğunu bulabiliriz yani. Kaçtı. Evet. Eğer kaçarsa Allah korusun. Allah korusun. Kaybetmek istemiyorum. Yatak odamızı da göstereyim. Böyle Aslan'ın beşiğini aldık buraya. Aslan'ımız da olduktan sonra inşallah böyle yanımızda yatacak.
Beşik geldikten sonra da yatak odamız gayet ferah oldu. Caner buraya komodin ekletmemizi istemedi. Yok ya, gayet güzel minimal oldu burası ya. Evet, zaten bütün her şeyimizi giyinme odamız toparladı. Burayı tabii ki daha düzenlemedim arkadaşlar. Sizlerle beraber IKEA'ya gidip askılar alacağız. Düzenleyiciler alacağım. Şimdilik böyle, gene de fena durmuyor yani. Her şeyimizi burası aldı. Çok da güzel oldu. Bir de benden ev turu bekliyorsunuz hemen. Ama arkadaşlar, bizim henüz daha tam olarak düzenimiz oturmadı. Dekorasyon eksikliklerimiz var. Onları tamamlayacağım. Bahçemiz düzenlenmedi. Hala daha molozlar bahçede duruyor. Bahçe çim yapılacak. Ondan sonra arkadaşlar o. Işıklandırma yapılacak. Kış bahçesinin duvarına fayans yapılacak. Merdiven yapılacak. Yani henüz daha inşaatımız tam olarak bitmiş değil. Bitsin, her şey tamamlansın. Ben de büyük bir sabırsızlıkla tabii ki sizlere ev turumuzu çekmek isterim. Şimdi gelin sizlere mini site alışverişimizi göstereyim. Miral'in de onun açmasını isteyeceğim. Çünkü ona çok güzel cici oyuncaklar aldım, kıyafetler aldım. O da babaannesiyle parkta, aslında bahçede oynuyorlardı. Bebek arabasını da vermiştim ben Miral'in de. Götürmüş babaannesini parka. Ya oradalar şimdi. Sesleneyim de onlar da gelsinler. Neler aldığımızı da hep beraber görelim bakalım, beğenecek mi bizim kız. Camlarımız da burada. Bunlar sürgülü camlarımız. Bunlar da, burada da ben varım oğluşla beraber. Bunlar da altı sabit camın üzerine gelecek olanlar arkadaşlar. Bu da sabit camın oraya yerleşecek. Bayağı bir güzelmiş bu aynalı cam. Nasıl bir cammış, böyle konfor cam aldık biz. O yüzden üretim süreci bayağı bir uzun sürdü, bekledik. Bir güncük daha bekleyeceğiz takılması için, bakalım nasıl olacak. Hadi Mira, açalım paketi. Bebek gördük. Mira'ya çok güzelmiş ha onun da. Allah'ım, nerede bu? Mira, asıl bunu görmen lazım. Anneciğim, anneciğim. Aha, bu ne? Mira. Ay. Anneciğim. Bavuluna kavuştun. Mira, çok güzel. Ben Allah. Bugün bununla gezeriz bak. Ay annem, daha var bir sürü. Bak. Hamur seti aldım Miral'in de için. Bunu da açalım mı anneciğim? Mini siteye gerçekten çok güzel oyuncaklar gelmiş. O yüzden böyle bavul aldım kızıma, hamur aldım. Mini siteden genellikle ben kıyafet alışverişi yapıyordum biliyorsunuz. Ama bunları görmüşken alayım istedim. Bayağı bir güzel bir çantası da var içerisinde. Şekilleri de böylelikle kaybetmemiş oluruz. Açıklamalar kısmında da mini sitenin web adresini ve Instagram adresini de bulabilirsiniz. Miral'in de şimdi bunu açmamı istiyor ama bak, burada Lego da var. Hem de 120 parça. Böyle çantalı. Hepsinin çantalı olması çok güzel. Hangisini açalım ilk önce? Bence Lego'muzu bir açalım Mira. Miral'in de. Bak burada bir de ne var? Kedili bir çanta. Kedilerini görmemiz lazım. Aa, deyip duruyor ya. Ay. Çok güzel küçücük. Mira. Anneciğim bak. Çocuk bu kadar oyuncu bir arada görünce ne yapacağını şaşırdı. Miau. Bu ne diyor? Miau, miau. Ay çok mutlu oldum. Tek annesi sırtına. Kıyafet alışverişi de var sana. Ama oyuncaklara bayıldı bayıldı. Çünkü hepsi de beğendiği şeyler. Özellikle kedilere bayılıyor Miralinda. Böyle bir çanta almak istedim ona. İçerisine suluğunu, meyve suyunu koyarız diye. Küçük olması da çok güzelmiş gerçekten. Böyle bir çanta da aldım. Sonra bak. Mira, oyuncaklar bitmiyordu. Bir tane daha. Bu da doktor çantası. İçinde doktor aletleri var. Büyüyünce doktor olursun kızım inşallah. Evet. Ha? Böyle 10 tane. 10 parça var içerisinde. Tak tak tak. Tak 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 diyor. Çekiç gördü, tak tak tak. Mira. Gözlük de var. Mira, komşu komşu. Sarmakarayı var ya arkadaşlar. Çok orada seviyor. Tak 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 yapıyor.
Çok seviyor onu. Evet, oyuncaklarımız bu kadardı. Şimdi gelelim kıyafet alışverişimde neler var onu bir görelim. Aslan için banyo filesi aldım. İhtiyacımız vardı, ben almayı unutmuştum. Görmüşken alayım istedim. Bu çok güzel bir banyo filesi arkadaşlar. Köpüklü olduğu için bayağı bir rahat oluyor. Miralinda'da da ben böyle bir file kullanmıştım. İçerisinde köpükler var. Bebişinizi yatırdığınız zaman bakın buraya baş kısmı geliyor. Buraya vücudu geliyor. Rahat ediyor. Bunların incelerinden almayın derim. Böyle köpüklülerinden alabilirsiniz. Fiyat olarak da gayet uygun bu arada. Mira bu ne? Ayı. Ayı diyor. Miralinda için de Aptamil aldım. Biz 2 yaşına kadar akşam yatarken içmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra bak burada çok güzel ciciler var Mira. Allah'ım. Şortlu takımları aldım yaz geldi. Sen ne buldun? Burada da süngeri var. Evet, sünger de aldık ama ilk önce şunu göstereyim de. Bu derin, ben çıkarayım sana. Bakın. Çok tatlı tişört. Aa, çok güzel. Sana almış annen. Şortu. Şimdi yaş olarak da ne aldığını soranlarınız olacak. Ben 3-4 yaş aldım arkadaşlar. Ya çok güzel. Böyle. Çok güzel. Böyle takım. Yine bunun farklı bir rengini daha aldım. Aynı model. Bir de sarılı aldım. Kayınlığı da çok güzel. Kız niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Şaşırdı çocuk oyuncakları. Bu kadar oyuncağı görünce anne çocuğun şeyi şaşırdı. Bozuldu böyle. Ama bundan zaten kaçtı. Bayılıyordu değil mi buna? Gel açalım, gel açalım bakalım, gel. Aç aç deyip duruyorsun, aç gel bakalım. Gel bakalım açalım ne var içinde. Bir de aynı modelin sarı renklisinden aldım arkadaşlar. Bunun da şortu böyle. Çok tatlış ya. Bunların farklı farklı renkleri vardı. Mini City'yi mutlaka ziyaret edin derim. Ürün çeşitleri de fazla olduğundan bir de fiyatları çok uygun. Gerçekten uygun. Kumaş kaliteleri de güzel oluyor. Annem ona bayıldım. Güzel çok değil mi? Güzel. Karpuzlu tam yazlık. Altının şortuna da bakın. Lila. Bak. Bak. Ne var burada? Bunlar neymiş gerçekten? Güzellik seti. Kızım makyaj yapacak. Tarak açtım var. Aç aç diyordu. Açtım tatlım. Nuna'ya bir şey yok mu? Bak arkalarda benlik bir şey var mı diyor. Koli sever o. Fön makinesi. Mira ne yapıyorlar? Bak Allah'ım. O ne işe yarıyor? Göster bakalım. Evet. O ne işe yarıyor? Bak tarak görüyor musun? Saçını tarıyor. Gel bak 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 Mira. Korktu. Şimdi devam edelim aldıklarımı göstermeye. Miralinda için banyo süngeri aldım. Mira'ya pembe, Aslan'a da mavi aldım. Şöyle. Mira bak tişörtüne çilekli. Oo, bunun çok da güzel. Şortu çok güzelmiş. Farklı renkleri de vardı bunun. Keşke alsaydım ya, artık bir dahaki alışverişi alırım. Artık sona geliyoruz. Bir tane daha şöyle bir şort aldım. Niloya'nın elbisesine benziyor. Tatlı. Niloya'da da böyle çiçekler var değil mi Mira? Çok seviyoruz Niloya'yı. Böyle de bir tulumumuz var. Evet. Alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Mira kuşumuz. Annesi tam ona göre. Askılarını ayarlarız. Dön bakayım arkanı. Büyümüş. Aa, abur cubur da koyarsın. Evet, büyümüş de sağlıklı kız. Hadi bavulunu da al, tatile gidiyoruz. Oo. Al bavulunu da tatile gidiyoruz. Açtım tamam. Hazır önümüzde bayramken, Mini City'de de bir sürü kampanyalı ürün varken mutlaka ziyaret edin isterim. Açıklama kısmını da zaten hem web adreslerini hem de Instagram adreslerini bırakıyor olacağım. Sizler de gidip oradan inceleyebilirsiniz. Ay, uzun bir süredir arabada konuşma yapamıyorum bu taşınma telaşlarımızdan dolayı arkadaşlar. 1,5 hafta sonunda nihayet kendimizi dışarıya atabildik. O kadar özlemişim ki sadece evin yakınındaki markete gittim bir kere. Onun dışında hiçbir yere gitmedik. Bir Mira'yı babaannesi parka götürüyor. Bir kere bir biz götürdük. Hem Mira kuş da sıkılmıştır. Hem bir de birkaç eksiğimiz vardı.
Mira'ya diş fırçası almam gerekiyor. Hem biraz hava almış oluruz, birazcık gezeriz, insan içine karışırız diye düşündük. O yüzden şimdi evin yakınında olan West Park'a gidiyoruz. Şu düzenimize bir kavuşalım da sonrasında ne gezmeler yapacağız sizinle diyorum da doğum girecek ama araya. Şu market alışverişini bir yapalım artık arkadaşlar. Ama Tuğba diyor ki dur onu almayalım market alışverişi yapacağız. Dur bunu almayalım market alışverişi yapacağız. Evde bir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı evde ya arkadaşlar. Ufak tefek alıyoruz işte meyve sebze falan. Öyle git gel. Evin yakınında olan marketten gidiyoruz geliyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı alıyoruz ama büyük bir market alışverişi de yapmamız gerekiyor. Büyük ihtimalle bir sonraki videoyu yaparız değil mi aşkım? Ben bu videoya yarın da devam edeceğim ki camlarımı da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi geldik bile biz AVM'ye. Çok çabuk. Bu kadar bir yakınlıkta işte. Gratis'e geldim arkadaşlar ilk olarak. Allık alacağım. Daha öncesinde de kullandığım allık şu bronz allık. Yulis markasının. Bu kırılmıştı. Şimdi yenileyeceğim. Uzun bir süredir zaten makyaj yapmıyorum görüyorsunuz. Bunu alayım. Fiyat olarak da bayağıca bir uygun. 25 lira 75 kuruşmuş. Eyeliner alacağım. Waterproof diyor. Uzun bir süredir eyeliner çekmeyi özledim ya. Tam da beceremiyorum aslında arkadaşlar bunu da. Şu markayı kullanıyorum ben. Bayağıca bir indirim var bu arada eğer ihtiyacınız varsa. Aşkım kaşlarını yaptırmışsın ha. Neden aşkım? Senin kalem olmuş 80 lira. Oo bakayım. Flormar'ın kaş kalemini kullanıyordum ben. Şu. Şu aynen bu. 80 lira olmuş. Allah'tan kalem. Kaşını yaptırmışsın. 80 TL şu an. Kaşlarımı yaptıralı 1,5 sene oldu neredeyse. Ve hiç bozulmadılar hala yeni yaptırmışım gibi. Neydi anne bunun adı? Lift yok, lifting değil. Bir şeylerdi işte anladınız siz böyle yapıyorlar ya onlardan yaptırmıştım. Hay Allah'ım bu konularda çok şeyimdir bilmem öyle şeyleri. Sepetimizi doldurduk. Şampuan ve saç kremi eksiğimiz de vardı evde. Annem şu Gliss markasının şampuanından bayağı memnun kalmış parlaklık veriyormuş. Bir de yanına aynı zamanda saç kremini de ekledim. Böyle ikisini aldım. Bir de allık ve eyelinerımız var. Şimdi buradan çıkıyoruz. Mira'ya diş fırçası almak için gelmiştik. Burada da renkler kalmamış. Mavi, yeşil var. Pembesi kalmamış arkadaşlar. O yüzden ben de böyle yeşil rengini alacağım. Vardı bundan aslında bizim. Hem de yeni açmıştım paketi ama Mira Linda ne yapsa beğenirsiniz yahu. Tuvalet deliğini attı. Diş fırçasını. Ne zaman buraya gelsek annem lazımlık alalım diyor. Yine biz diş fırçası bakarken annemi buraya onda gördük. Lazımlıkları bakıyordu arkadaşlar. Önümüz yaz olduğu için artık çocuklar şortlara falan çıkacak ya. Hazır olsun nasıl olsa kendi evine. Yani. Al koy ama... bunu yavaş yavaş göster lazımlık tuvaletini yapıyor evet. Diye. Ama bir baktım ki ne çok çeşit varmış yahu. Bunlar ne böyle? Eğlenceli cümleler ve seslerle bebeğinizi ödüllendirir diyor. Hiç bu müzikli var. Eğitici tuvaletmiş. Şaşırdım şu anda. Eğitici klozet. Yani anne çeşit çeşit varmış. Hayır, eskiden anne. Bir çeşit şunlar vardı. Senin çocuğun tuvalete girdiği zaman zaten söylüyor. Evet biliyor söylüyor maşallah. Diyeyim, dilimi ısırayım ondan da. Ondan sonra şunu alalım bir de bu kapaklı oluşunu. Evet, Caner de bunu beğendi. Böyle bunu alalım diyoruz yani. Hiç gerek yok şu müziklilere. Arabalılar var, değişik değişik. 2 yaşına geldim zaten söyler yani. Evet. Normalde çocuklar 2 yaşında söylüyor. Bunu evet. Alalım bence çok güzelmiş. Evet, güzelmiş. Onu alıyoruz. Ne bakıyorsun anne? Mira'ya dedim değişik olsun. Hep evde yapıyoruz. Biraz da bunlardan alalım dedim. O ne ki? Ne çorba mı o? Evet. Domates, havuç, bezelye, et. Olur. Mesela dışarı gidiyoruz böyle hemen pratik olur. Ya ben sulu kabak çorbası mesela. Evet. Burada bir yere gittiğimiz zaman evde bulunsun en azından. Böyle 3 al 2 öde varmış. Mira bak ne aldık açıyor sana. Açıyor benden ya. Geziyor. Eve geldik. Mira Linda'yı şimdi uyuttuk. O yüzden bayağıca bir sessiz konuşuyorum şu anda. Tam olarak dalmadı. Kaşıklıklarıma bakın. Böyle 2 tane istedim. Hem üst hem alt çekmecem için. Alt tarafıma büyük mutfak gereçlerimi koyarım diye düşündüm. Şunları arkadaşlar. Nerede onlar? İşte bunları böyle koyarım diye düşündüm. O yüzden 2 tane istedim. Bayağı tabii büyükler yahu baksanıza. Böyle çok güzel bayağı bir ürünleri toparlar diye düşünüyorum. Şimdi güzelce yıkadık. Şimdi kuruluyorum ben bunları.
sonrasında da en güzel kısım yerleştirme. Kaç gündür dağınık bir şekilde böyle duruyorlardı çekmecede. Ne nerede diye 2 saat arıyorduk, vallahi iyi oldu gerçekten. Çekmece düzenimi de göstereyim arkadaşlar sizlere. Böyle yaptık. Allah'tan iki çekmeceyi de kaşıklık olarak kullanıyorum. Çünkü sığmayacakmışız. Bakın böyle düzenledim. Şu çatal kaşık takımlarımı o kadar çok seviyorum ki, ama bunun içerisinde küçük çay kaşıkları, tatlı kaşıkları yoktu arkadaşlar. Çok minnoş değil mi? Ama bulaşık makinesine atmamanız gerekiyor ahşap olduğu için. Şunlarla da gerçekten uyum sağladı. Henüz daha mutfak tezgahında bir dekorasyon yapmadım. Şimdilik böyle koydum. Buraya bakmayın hiç. Şunlar falan hep raya gelecek bu. Aa, burada da biz varız. Bu burada kalmış. Miro kuşa bakın, yanaklara bakın ya. Yiyeceğim bu kızı ben. Uyuyor o da şimdi, uyudu. Derin uykuya daldı. Şunları falan böyle raya asacağım. Ama rayın stoğu olmadığı için şu anda bekletiyorum. Ray da büyük ihtimalle şu alana gelebilir. Eskiden bakın buradaydı ama buraya alırsam alanım daralır diye düşündüm. Ve tatam, sen ne yapıyorsun aşkım? Çay demliyorum. Ya bu alanı çok sevdim ben ya. Çok sevdin değil mi? Çok güzel çalışmak oldu. Çalışmak çok güzel. Kahve yapmak, çay yapmak daha keyifli. Ay şu yani. An kendimi nerede hissettim? Kafede gibi. Buyurun efendim, çay vereyim. Çay. Buraya bir büyükçe bir kahve makinesi lazım aşkım. Bir ondan eksik. Bir de fritözümüz. Ondan almamız lazım. Şimdi biz de çayımızı içip şöyle kış bahçesinde güzelce dinlenelim arkadaşlar. Yarın da büyük bir sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Camlarımız takılacak ya. Nasıl duracak çok merak ediyorum. Kış bahçesinin fayansı için biraz daha bekleyecekmişiz. Ustalarımızın işleri varmış. Onun için bekleyeceğiz artık. Yani bahçe düzeni de birazcık geçe kalmış oldu ama. Ben hızlandırırım onları, sen merak etme. İnşallah, inşallah. Daha çiçek... Hızlandıracağım. Buradan selam olsun, izliyorlarsa. Selam. Daha çiçek alışverişi yapacağız biz ya. Çok güzel böyle rengarenk çiçekler hayal ediyorum. Hem kış bahçemizde hem de dışarıdaki bahçede. Böyle. O zaman sabah tekrardan beraberiz arkadaşlar. İkinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Bakın bizim camlarımız takılıyor. Çok güzel oldular ya. Detaylı olarak göstereceğim sizlere. Hala daha şu anda takmaya çalışıyorlar. Biz de şimdi ustaların işi bitmemişken dedik ki 101'e gidip gelelim. Miralinda'ya sandalye alalım. Sandalyeler gelmiş. O da hep ayakta duruyor. Hiç koltuğa oturmuyor. Belki sandalyeye oturur diye düşündük. İnşallah da kalmıştır. Şimdi hep beraber bir gidip gelelim bakalım. Hava da bugün çok çok güzel. Camlarımız da takıldı ya aşkım, artık evimizin tozu olmayacak inşallah. Bugün temizliğimizi de yaparız. İşlerimiz biter inşallah. Çünkü yerleşme işlerimiz bitti. Eksikliklerimiz var tabii ki. Mesela koridorumuza bir halı almamız gerekiyor. Salona, mutfağa. Böyle buralara da sonrasında halı bakacağız. Miralinda. Çok mutlu dışarıya çıktı diye. Allah'ım. Depodan getirdiler. Allah'ım nasıl sevindi. Bir sürü de varmış. Vereceğim sana. Gönlüm pembeden yana aşkım. Pembe alalım. Daha da vardı içeride arkadaşlar. Dışarıya çıkartmamışlar. Depodaymış. Al. Mira nasıl? Otur bakalım. Gel bakalım. Otur kız. Oldu mu? Sevdin mi? Ay çok tatlı ya. Oturdu, evet. Alıyoruz bunu, tamam mı Mira? Bu senin. Hı, hadi. Götürüyor. Bir sürü de bebek ürünleri gelmiş ama bunlara bizim ihtiyacımız olmadığı için sizlere göstereyim dedim. Bebek battaniyeleri, tek altlardan biberonlar var burada. Biberon ısıtıcı diyor, 200 liraymış. Ama hiç bırakmıyor Caner. Oturdu, koydu yere oturdu üstüne. Ya çok sevdi onu.
Ah Mira, artık bir oturağımız var. Hayır, kal. Hayır olsun. Ay Allah'ım. Yavrum. Şöyle bir bakalım. Düzenleyicilere ihtiyacım var arkadaşlar. Bakın böyle bir şeylere. Ama bu mandallık düzenleyici olarak da kullanılabilir. Bir gün beraber sizinle kemer altına gidelim. Oraya bir bakalım. Sabunluklardan var. Yalnız bizim kız bunu baya baya sevdi Mira. Ay nasıl mutlu ya. Hadi al götür hadi gidiyoruz. Hadi yürü. Kasaya gidelim Mira, artık Mira. Mira Linda'ya çilekli süt almıştım. Daha öncesinde bir kere denedik, içmemişti. İçmeye başladı şimdi. Aa Mira beğendin mi? Bak babaannesi ya çilekli süt içiyor bu kız. Markette aldı sandalyeyi, bir kucakladı, kasaya gidiyor. Ay çok güzel ama. Çok ne güzel. Içtim, bakayım bitti mi? Çilekli süt. Hadi bakalım alıştı kızım. Evet camları da dışarıdan göstereyim arkadaşlar bakın. Buralara fayans yapılacak ve merdiven açılacak. Camları bekledik. Ama şahane güzel oldu. Sondaki panjur sabit. Sabit olma sebebi de doğalgaz borusunun dışarıya doğru çıkmasından. Ama hiç bizi engellemiyor yani. Küçük bir alan sabit. Şahane oldu değil mi anne? Güzel sen oldu. Güzel. Bak Allah'ım. Çilek kız oldun sen, çilek kız. Evet. Oh otursun artık böyle. Sandalye güzelmiş ama. Çok güzel sandalye. Çok da uygun fiyat arkadaşlar. 45 lira. Bayağı da bir vardı. He. Evet. Pembe ile mavi mi var? Pembe, mavi bir de yeşil vardı. Dedim pembe alalım pembe, ya. Pembe. Çok tatlı. Ama görmen lazımdı. Kucaklıyor gidiyor kasaya. Direkt onu gördü. Yok depodan istedik. He. Dışarıda yoktu. O oları evet. Da var. Burada horozlar var. Çok mutlu. Evet. Havhavlar var arkada. Ah benim kızıma. Hava hava. Sen artık çubuklu süt mü içiyorsun? Büyüdük ya. Evet. Tatam kış bahçemizin camları takıldı. Mis gibi oldu, mis gibi. Şimdi annemle beraber buraları düzenlemeye başladık fakat Mira Linda durmadı. O yüzden annemle Mira Kuş salonda, Caner'in de baş ağrısı tutmuş bayağı bir. O da içeride dinleniyor arkadaşlar. Şöyle bir düzen yaptık. Bakın masamızda şu arka alanı aldık. Burada zaten köşeli takımımız olacaktı. Buraya getirdik onu. Çevirdik bu şekilde. Arka kısmı, sırt kısmını buraya verdik ama bu sefer de ne bileyim kapandı orası. O yüzden böyle kullanalım istedik. Hem de kış aylarında bayağı bir güzel olur. Eğer kalabalık bir misafirimiz gelirse inşallah yeni evimizde böyle bol bol misafirlerimizi de ağırlamak istiyorum böyle. Çok güzel sofralar hazırlamak istiyorum. İnşallah Rabbim nasip eder. Kahvaltı sofraları, akşam yemekleri mis gibi yeriz masamızda. Çünkü diğer evimizde pek mümkün olmuyordu. Hem mutfağım küçüktü hem bir masam yoktu bu şekilde büyük olan. Ah nefes nefesim kusura bakmayın. Kaç saattir uğraşıyoruz gerçekten. Böyle misafirim geldiğinde kalabalık. Burada otururuz. Sonra bunu bu şekilde çevirebilirim. Çalışma alanımız. Buraları ben güzelce ama güzelce cifledim. Sadece şu ikisi kaldı. Onları da cifleyeceğim. Yerleri kaç kere sildik bilmiyorum bile. Hala da silmeye devam edeceğiz. Çünkü bayağı bir camlar olmadığı zaman toz oldu burası. İçeriler de aynı şekilde. Tam olarak yerleştik ama temizliğimiz bitmedi. Aile fotoğrafımızı koydum buraya. Aslanımız da doğunca inşallah onu da ekleyeceğim. Şu alt kısma caner çiçekler istiyor. Yapay kaktüsler istiyor. Onlardan alacağız. Bir alışveriş de yapmamız lazım. Dedim ki kamerayı elime alayım yahu. İşe daldım alamadım gösteremedim sizlere. Şuradaki camlarımız sürgülü. Aslında biliyorsunuz ben bütün camlarımızı sürgülü istemiştim. Ama iki bebeli olacağımız için düşerler diye buraları alt kısımları sabit yaptırıp üstleri de katlanır yaptırdık. Ama bunlar baya baya bir sağlam camlar. Konfor cam diye geçiyor. Şuraları alüminyum hepsi. Ve köşe takımımız da baya bir uydu rengi. Aynı yani. En güzeli ben tripodumu kurayım da öyle göstereyim sizlere. En güzeli tripodumu kurup göstermekti. Çünkü Caner çekemiyor beni dinlendiği için arka tarafta. Bu alanımız sürgülü. İki yandan da sürülebiliyor. Böyle. Aynı zamanda kilitleniyor da. Böyle. Bu tarafta açılıyor. Zaten panjurlarımız da var biliyorsunuz. Böyle açılıyoruz. Buraya kadar.
şöyle iki köşeye doğru da açılabiliyor. Merdiveni de orta alandan yapalım dedik. Bir de annem dedi ki merdivenin olduğu kısımların hepsini biz fayans yapalım. Toprak bırakma çünkü burası laminat olduğu için bahçeye çocuklar inip çıkacak ve burası bayağı bir kirlenecek. O yüzden şöyle şu köşe alanı göstereyim elimle. Buradan bir iniş alanı yaptığımızda merdivenle tam şu orta kısımdan şöyle şu kenarları dedi ki annem komple fayans yapalım. Çamur olmasın, kirlenmesin diye. Mantıklı. İnşallah birkaç güne de şu kış bahçemizin bakın şuraları fayans olacak. Ve binanın çevresi de fayans olacak alt kısımları. Buraları da yaptırırız. Demirleri falan da boyatalım dedik. Çünkü bütün bina boyanıp demirleri boyandığı için diğer yerler siyah kaldılar. Hayalimizin çok çok daha ötesinde bir güzellikte oldu burası. Çok şükür bin şükür bayağı bir yorulduk ama güzel oldu ya. İçimize çok sindi. Rabbimiz seni herkese de nasip etsin. Şimdi ben daha fazla lafı uzatmadan buraların temizliğine devam edeyim de buradaki ayıntılarımız kalksın, pırıl pırıl olsun her yer. Camları şu anda silemiyormuşuz. Bir gün bekleyecekmişiz. O yüzden şu etiketler falan kalacak arkadaşlar bugünlük. Olsun yerler temiz olsun da camları sonrasında hallederiz zaten. Kahvelerimizi de yaptık. Şöyle bir temiz temiz keyif yapalım ama değil mi? Kekimiz de var arkadaşlar. Bayağı bir yorulduk. Annem de yoruldu, ben de yoruldum. Hepimiz yorgunuz. Mira bile yoruldu. Mira bile yoruldu. Hiç oturmuyor ki bizim peşimizde dolanıyor sürekli. Biz ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz. Zaten temizliği çok seviyor biliyorsunuz. Çok şükür biz yerleştik. Söylemiş olduğum gibi yerlerin temizliğini iyice yapmamız lazım. Çok toz oldu. Bir de halı olmadığından çok çabuk kirleniyor. Bir gün inşallah bir videomuzda evimize halı da bakarız. Eksiklerimiz var çünkü halımız yoktu. Ama bir sonraki videoda market alışverişi kesinlikle yapmamız gerekiyor. Sürekli git gel git gel yapıyoruz öyle. Ufak tefek eşyaları alıyoruz. Hem de erzak dolabımızı da bir düzenleyiveririz. Nasıl olacak merak ediyorum. Yani bir sonraki videomuzda market alışverişi olacak arkadaşlar. Ve biz buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. Ay bu da çok bak bak bıraktım. Bye bye. Annem.